Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 36. bölüm. Tuğra üfürmek, korku ve mezardan kalkmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki: Nasıl rahat içinde olabilirim ki? Sur sahibi İsrafil aleyhisselam boynuzu yani boruyu ağzına almış, cephaneye dönmüş, kulağını dayamış, ne zaman emrolunup da üfleyecek onu bekliyor. Mukatil der ki: Sur bir boynuzdur. Hazreti İsrafil boru şeklindeki bu boynuzun üzerine ağzını koymuştur. Boynuzun başının çevresi göklerle yerin genişliği kadardır. İsrafil gözünü arşa dikmiş, ne zaman emrolunup da ilk üflemeyi gerçekleştirecek onu beklemektedir. Üfleyince ayetin ifadesiyle Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde ne varsa baygın düşer. Zümer suresi 68. ayet. Yani bütün hayvanlar korkunun şiddetinden ölür. Bundan müstesna olanlar Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve ölüm meleği Azrail aleyhisselamdır. Sonra ölüm meleğine emredilir, o da ölüverir. Diğer meleklerin canını aldıktan sonra kendisi ölür. İlk sur üflemesinin sonunda tüm canlılar 40 yıl boyunca berzah aleminde kalırlar. 40 yıl daha Allah İsrafil aleyhisselamı tekrar dirilterek sura ikinci kez üflemesini emreder. Ayet-i Celile'de bu durum şöyle zikredilir. Sonra ona yani sura bir defa daha üflenir. O zaman onların hepsi ayağa kalkmış bakmaktadırlar. Zümer suresi 68. ayet. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Surun sahibi bana geldi. Suru ağzına aldı. Bir adımını önce attı. Diğerini geride bıraktı. Ne zaman emrolunacak da sura üfleyeceğini bekliyor. Onun sura üflemesinden sakının. Şimdi kabirlerden doğrulurken ilk baygınlığın korkusunu hala üzerlerinden atamamış olan ve haklarında verilecek olan hükmün iyi mi, kötü mü olduğunun endişesine kapılan canların zavallılığını, hayal kırıklığını ve çaresizliğini düşünün. Sen de aralarında olsan onlar gibi gönül kırıklığına uğrar, onlar gibi şaşırıp kalırsın. Bilakis yeryüzünün sosyetesinden ve varlıklara boğulmuş zenginlerden idiysen de başkaları gibi şaşkınlık ve hayal kırıklığı içinde olacaksın. Yeryüzünün kralları o gün herkesten daha zelil, daha küçük, daha düşük ve önemsiz olacaklar. Karınca gibi kalabalık içinde ayaklar altında ezileceklerdir. O sırada tüm vahşi hayvanlar başlarını öne eğmişler, daha önce yaratıklardan kaçtıkları halde şimdi onların arasına karışacaklar. Hiçbir günaha bulaşmadıkları halde yeniden diriliş emrine boyun eğerek dağlardan ve kara parçalarından diriliş gününe yani mahşere yöneleceklerdir. Sura üfürülme esnasında korkunun ve baygınlığın şiddeti onları da mahşere sürükler. Daha önce insanlardan kaçtıkları ve canlılardan ürktüklerini onlara unutturur. Nitekim Yüce Allah bu hususta şöyle buyuruyor. Vahşi hayvanlar diriltilip bir araya toplandığı zaman. Daha sonra şeytanlar ve inatçı azgın kafirler buranın heybetinden ürpererek adeta Allah-u Teala'nın şu ayetini doğrulayarak kulak verip ortaya çıkarlar. Rabbin hakkı için biz onları şeytanlarla birlikte toplayacağız ve cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş halde bekleteceğiz. Meryem suresi 68. ayet. O zaman gerek kendi halini gerekse kalbinin durumunu bir düşünsene. Daha sonra bütün canlılar çırılçıplak, yalın ayak ve başı açık olarak mahşer yerine nasıl sürülürler? Bir bak da mahşer yeri dümdüz, bembeyaz, engebesiz ve apaçık bir yerdir. Üzerinde ne arkasına saklanacak bir tepe ne de içine girip saklanacak bir çukur vardır. Bir ayette Cenab-ı Hak bu durumu şöyle bildirmiştir. Yerlerini boş, dümdüz bırakacaktır. Orada ne bir eğrilik ne de bir tümsek göremeyeceksin. O gün mahşere çağrına uyarlar. Ondan hiç sapma imkanı yoktur. Rahman'a saygı için sesler kısılmıştır. Fısıltıdan başka hiçbir şey işitemezsin. Taha suresi 106 ve 108. ayetler. Birinci defa üflemeden sonra ikinci üfleme ile sura üflenince bütün canlı türlerini aralarındaki bütün varlıklara, farklılıklara rağmen bir araya getirip mahşer yerine sevk eden Allah eksik sıfatlardan ne kadar uzaktır. Bu manzara karşısında bütün kalplerin ürkerek çarpması ve bütün gözlerin korkudan
Fal taşı gibi açılması gayet normaldir. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Kıyamet günü bütün insanlar bitkisiz, sığınaksız, işaretsiz ve bembeyaz bir alanda toplanırlar. Hadisin ravisi diyor ki, bu vasıfları dünyaya benzetmeyin çünkü sadece isimleri benzer. Bu anlamda Allah-u Teala şöyle buyurur. O gün yerler ve gökler başka bir duruma çevrilir. İbrahim Suresi 48. ayet. İbn Abbas şöyle demiştir. Yeryüzündeki bazı yerlere eklenir. Bazı yerlerden de eksiltilir. Ağaçları ve dağları, vadileri ve içindekiler ortadan kalkar. Üzerine kan damlamamış, üzerine hiçbir günah işlenmemiş ve bembeyaz bir gümüş gibi olup değnek gibi uzatılır. Göklerin güneşi, ayı ve yıldızları ortadan kalkar. Ey miskin! Bu günün dehşetine ve şiddetine bir bak. Bu toprak üzerinde tüm canlılar toplandığı zaman üstlerine göklerden kayan yıldızlar düşer. Güneş ve ay kararır. Bu arada tüm ışık kaynakları söneceği için yeryüzü kapkara olur. İnsanlar bu durumdayken diğer taraftan gökyüzü meleklerin kimi eteklerinde ve kimi de doğruğunda dururken 500 yıl boyunca tepelerinde dönerek bütün katılık ve kalınlığına rağmen paramparça olur. Kim bilir gökyüzü parça parça olurken kulaklarına ne korkunç sesler gelir. Gökyüzünde iri ve sert gök cisimlerinin parçalanmaları ve sararmış sıvı gümüş halinde akmaları, erimiş yağ gibi kıpkırmızı olmaları, gökyüzünün pota gibi olması, dağların hallaç pamuğuna dönmesi, insanların yayılmış pervaneler gibi öteye beriye serpilmesi, hepsinin yalın ayak, çırılçıplak yürümesi kim bilir ne korkunçtur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insanlar yalın ayak, çırılçıplak, sünnetsiz olarak ve kulak memelerine kadar tere batmış olarak yeniden dirilip bir araya getirilir. Bu hadisi ravisi annemiz, Peygamberimizin hanımı Sevde şöyle diyor. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, birbirimizi görmemiz ne çirkin bir durum. Bana şu cevabı verdi. O gün herkes kendi derdi, onları birbirine bakmaktan alıkoyar. Zira ayette herkes başka şeyle ilgilenemeyecek derecede kendi başının derdine düşer buyurulmuştur. Avret yerlerin açıldığı o gün ne büyük bir gündür. Kimse kimsenin bir yerine bakmaz, yüzünü çeviremez. Nasıl bakabilir ki? Bir takım insanlar karınları üzerine yüzüstü sürünmekten başkalarına bakmaya güçleri yetmez. Ebu Hureyre diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, İnsanlar kıyamet günü 3 sınıf olarak toplanırlar. Binekli olanlar, yaya olanlar ve yüzleri üzerinde yürüyenler. Biri şöyle sordu. Yüzleri üzerinde nasıl yürüyecekler ya Resulallah? Efendimiz buyurdular ki, ayakları üzere yürütmeye gücü yeten Allah yüzleri üzerine de yürütür. Gözleriyle görmediği, alışamadığı şeyi inkar edivermek, insanoğlunun yaratılışında vardır. Şayet insanoğlu yılanın şimşek gibi karnı üzerinde yol alışını görmeseydi, ayaksız yürünebileceğini düşüncesini kabul edemezdi. Ayak üzerinde yürüyeni görmeyenin durumu da aynıdır. Kabul edilmesi pek uzaktır. Onun için sakın ha sakın dünya ile mukayese ederek ahiretin acayip hallerini inkara kalkışma. Çünkü sen daha önce gözlerinle görmemiş olsaydın dünyanın şaşırtıcı durumlarını şiddetle inkar ederdin. Kendi halini kalbine koy. Sen ki çıplak, apaçık, zavallı, şaşkın, hayret engin bir durumda bekliyorsun. Senin için mutlulardan mı yoksa şakilerden misin onun hükmü verilecek. Bu durumu gözünde büyüt. Zira bu pek büyük bir olaydır. Sonra düşünmeye devam et. İnsan, melek, cin, şeytan, vahşi ve yırtıcı hayvanlar ya da kuş olsun yerlerin ve göklerin tüm canlıları toplanmış bir araya yığılmış, bilinen hafifliği giderilmiş, ısısı kat kat yükseltilmiş olan güneş, bu canlar yığınının neredeyse tepesine değecek şekilde yakınına indiriliyor. Arşın gölgesinden başka hiçbir gölge kalmıyor ve bu gölgeden ancak ibadetlerde Allah'a yakın olanlardan başkası da yararlanamıyor. Arşın gölgesi altında kalanlar ile dışarıda kalanlar arasındaki fark korkunç. Güneş ısısı altında haşlananların baygın hali ve üzerinden okunacak olan sıkıntılarının aşırılığı ile derhal anlaşılıyor. Bunların yanında o günkü canlılar kalabalığını
tasavvur et. Bir yandan aşırı kalabalık yüzünden ayakları birbirine karıştığı için itişip kakışıyorlar. Tüm bu sıkıntılara bir de Allah'ın huzuruna dikilince içine düşülecek perişanlık ve rezilliğin doğuracağı korku, utanç ve mahcubiyet ekleniyor. Güneş alevi, nefeslerin harareti, utanç ve endişenin hararetiyle yükselen kalp ateşi bir araya toplanıyor. Her bir kılın kökünden boşalan terler sel olup kıyamet alanına akıyor. Sonra Allah katındaki derecelerine göre terler bedenlerinin belli kısımlarına kadar yükseliyor. Bazısının terleri dizlerine kadar, bazısınınki bellerine kadar, kimininki kulak memelerine kadar, kimininki de kendisini içine alacak kadar olur. İbn Ömer'in rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Kıyamet günü insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda ayağa kalkarlar. Kimisinin terleri kulaklarının yarısına kadar yükselir. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir: Kıyamet günü insanlar öyle terler ki terleri bir yandan 70 kulaç yerin dibine giderken bir yandan da kulak hizalarına gelecek kadar herkesi içine alır. Yine aynı şekilde Buhari ve Müslim'in sahihlerinde rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: İnsanlar kıyamet günü 40 yıl gözlerini göğe dikmiş olarak ayakta dururlar ve çektikleri sıkıntıdan dolayı içinde gömülecekleri kadar fazla ter akıtırlar. Ukbe bin Amir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular: Kıyamet günü güneş yere öyle yaklaşır ki insanlar terlerler. Kiminin teri topuğuna, kimininki ayak bileğine, kimininki dizlerine, kimininki kalçasına, kimininki böğrüne, kimininki ağzına kadar olur. Peygamberimiz böyle derken ağzını eliyle kapattı. Kiminin de teri kendisini tamamen boğar. Böyle derken de eliyle başını şu şekilde vurdu: Ey aciz, ey zavallı! Mahşer yerindeki kimselerin dökecekleri terleri, çekecekleri sıkıntıları iyi düşün. Bazıları şöyle feryat edecekler: Allah'ım bana acı, cehenneme gönderecek bile olsan bu sıkıntıdan, bu bekleme derdinden kurtar diye yalvarırlar. Bütün bunlar daha hesap ve ceza görülmeden olacak sıkıntılardır. Sen de onlardan birisisin. Senin sıkıntılarından dolayı terin nerene ulaşacak onu bilmiyorsun. Şunu çok iyi bilesin ki dünyada Allah yolunda hacda, cihatta, oruçta, namazda bir Müslümanın ihtiyacını gidermede, iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaya tahammül etmekte ter dökmedinse kıyamette bu terler korku ve utançtan dökülecek ve orada daha uzun bir süre sıkıntıya katlanmana neden olacaktır. İnsanoğlu bilmediği için aldanmaktan kurtulsa bunu iyice kavrardı. Dünyada ibadet ve taatler uğruna çekilecek sıkıntılar kıyamet gününde terlere batmaktan ve sıkıntıyla beklemekten daha kolay ve daha sürelidir. Çünkü o gün çetin bir gündür ve pek de uzundur.